Öncelikle bugün evet böyle bir talihsiz olay yaşadık. Öncelikle arayan, soran başta siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri, gazeteci dostlarımız, hukukçu dostlarımız ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ve bugün beni hukuki anlamda yalnız bırakmayan Sayın Mustafa Kemal Çiçek ve yine aramızda yok Cem Kayı'ya da çok teşekkür ederim. Aslında bu süreç nasıl başladı? Dün ilginç bir şekilde bir haber aldım. Aldığım haber tam şu yöndeydi. Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın isteğiyle sana karşı yarın bir operasyon yapılacak. Ben dedim ki ya bu işler böyle siparişle, ısmarlamayla mı oluyor? Nasıl oluyor? Açıkçası çok da önemsemedim. Ama bugün işte sabah öğlen saatlerine doğru evin dışına gitmiştim alışveriş için. Önce telefonum arandı. Asayiş bürodan işte ekiplerin geldiğini, bana ulaşamadıklarını. Gittiğimde sanki açıkçası yani gerçekten şok oldum. Ne suç işledim de acaba 8-10 kişilik bir polis ordusu arama ve gözaltı kararıyla gelmişler. Tabii polis arkadaşlarımıza gerekli yardım olduk. İşte geldiler evde materyal aramaları yaptılar. İşte cep telefonları ve bazı işte eşyaları el koyarak bizi de gözaltına aldılar. Gözaltına gittiğimizde aslında konunun çok daha ilginç olduğunu gördük. Konuyla ilgili şikayetçi Çankaya Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Can Güner. Hüseyin Can Güner'in şikayet dilekçesi daha da ilginç. Kendisi şikayetinde şunu söylüyor. Diyor ki bir milletvekili danışmanıyla benim bir videom var. Uygunsuz videom var. Ve bu videomdan dolayı birileri bana şantaj ve başka şekilde tehditte bulunuyor. Peki Tolga Erdoğan bu işin neresinde? Tolga Erdoğan 25 Eylül günü bir tweet atmış. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hazır ol akşam 17'de seninle ilgili dosya açıklayacağım. Ve bunun üzerine sanki bir iltisak kurarak bizim elimizde böyle bir görüntü var ya da böyle bir yorumda bulunarak diyorum. Çünkü elinde hiçbir delil belge yok. İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiriyorlar. Böyle bir operasyon çekiyorlar. Peki saat 17'de benim açıkladığım dosya ne? Tolga Han bak Tolga Han normal bir vaziyette olsaydı herhalde bu yazılırdı, günler alırdı. Ama düşünün öyle bir süreç işletiyorlar ki bu temassız olmadan olmaz. Hemencecik bir dilekçe veriliyor. Hemencecik Ankara'dan işte talimat yazılıyor. İstanbul'a hemencecik sabah operasyon gerçekleşiyor. Sen terör suçlusu değilsin. FETÖ'cü değilsin. Hain değilsin. Sadece gazetecilik yapan araştırıcı kimliğinle sana gelen bilgileri kıymetlendirerek kaynağından gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşıyorsun. Hani devlet mekanizmasının yargı ve kolluk mekanizmasının bu kadar çok hızlı çalışması da hakikaten enteresan bu anlamda. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi yargı siyasetin kontrolünde, siyaset yargıyı yönlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyaset yargıyı kasıtlı olarak devreye sokuyor diyordu. Arada Nasıl taca oluyor? Ben çıkmış durumda. anlayamadım Ben bu Mustafa meseleyi. Kemal Bey tam bu noktada özellikle şunu da belirteyim ki özellikle Ümraniye Emniyet Müdürlüğü veya Asayiş Büro ekiplerindeki çalışan polis emekçi arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir şekilde davrandılar. Burada hem yaptığımız gazetecilik mesleğinden ötürü. Artı zaten oradakilere de tekrar bir başsağlığı dileyelim. İşte bu hafta Ihlamurköy'de, Ümraniye'de biliyorsunuz bir polis kızımız şehit olmuştu. Ve orada çok ilginç bir şeyden bahsedildi. Tam bu konuya dönmeden önce. O gün ölen kızımızla ilgili bir konuya şahit olduğum 26 suçtan aranan kişiyi yakalamaya sadece iki polis, birisi yeni mezun olan kızımız ve başka bir polis gönderiliyor. Ve o sabıkalı orada polisin silahını kullanmak suretiyle kızımızı şehit ediyor polis kardeşimize. Ama burada gazetecilik mesleğini yapan, yazan bir kişiye 8-10 Ne kişi... açıkladın Tolga? Saat Ne? 3'te açıklama yapacağım dedin. O açıklaman neyle Evet, o alakalıydı? Onu da açıklamam kamuoyuyla neydi? paylaşırsa. O gün saat 5'te ben aylardır zaten biliyorsunuz bütün belediyelerdeki nepotizm, eş dost akraba kayırmacılığını yazıyorum. O günde yaklaşık 50'ye yakın eş dost akraba ilişkilerini kaleme alan bir yazı yazdım. Bunu ulusal birçok haber sitesi de alıntı yaparak paylaştı. Çankaya Belediyesi'ndeki bu eş dost akraba atamaları rezaletiydi. Peki. Ha, şuna geleceğim. İki önemli konu var. Bunu özellikle aktarayım. Hüseyin Can Güner, yani kusura bakma şimdi burada sizin kendi içinizde olan bir ahlaksız videonuz biz gazeteciler olarak bizim ne ilgi alanımıza giriyor ne etik olarak zaten böyle bir şeyi benim alanıma girmiyor. Ama
Bundan dolayı işte bizleri böyle iltisaklandırarak işte bu kişi bizi tehdit ediyor. Bunlar da böyle yazıyor. Tamam biz bunlara gidelim alalım. Ama bu olayın arkasındaki sebep nedir? Yaklaşık 6-7 aydır ben CHP'de özellikle bazı isimlerden ciddi anlamda tehdit ve uyarı alıyorum. Sayın Mustafa evet. Kemal Çiçek biliyor. Neden dolayı? 3 tane önemli dosyaya girdik. Bunu da burada defalarca kullandık. Mecliste kayıp 250 bin dolar bir poşet skandalı. Vaniköy'de ortaya çıkarttığımız bu kaçak villa olayı ve Şişli Belediyesi'nde Çağlayan Adliyesi'nde olan bir olaydan dolayı Şişli Belediyesi'nin birçok kişinin tutuklanmasına yol açtı olay. Evet. Çok da hala ciddi soruşturmalar devam ediyor. Bununla ilgili başta Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır tarafından defalarca bununla ilgili uyarıldım, tehdit edildim, teklifler yapıldı. Ben şimdi buradan söylüyorum. Pazartesi günü Ali Mahir Başarır CHP Genel Merkezi'nde grup kürsüsüne çıkarak 4 dakikalık konuşmasında şahsımla ilgili bir sürü hakaretlerde bulundu. Suçlu, kirli, utanmaz, rezil, fonlanan, sanki beni hiç tanımıyor, sözde partili. Ben şimdi buradan sesleniyorum. Sayın Ali Mahir Başarır, 5 Kasım kurultayından 2024 Mart'ına kadar 17 kez beni aramışsın. 17 kez. Buradan söylüyorum. Peki Veli Ağbaba'nın 250 bin dolar tweetini attığım gün, tweetten bir saat sonra beni 3 sefer aramışsın. Birincisinde tweeti kaldırmamı rica ettin. İkincisinde teklifler yaptın. Hangi teklifler yaptığını gel konuşalım. Konuşmayan haysiyetsiz şerefsizdir. Bunu Sayın Veli Ağbaba hep dedi. İspatlamayan haysiyetsizdir şerefsizdir. Sonrasında hangi milletvekillerini arayıcı koydunuz? Kimleri araya koyarak tehdit ettiniz? Ve buradan bir kez daha şunu sesleneceğim. Bazı isimleri sokarak özellikle AK Parti'nin etkili ve yetkili isimlerini bu konuya dahil ederek bazı milletvekilleri, bizleri seven milletvekillerini aratarak sevgili Tolgan, Özgür Özel AK Parti'yle şu isimle görüştü. Bu konunun kapanması için ricacı oldu. Lütfen sen de bu konuyu sulandırma, yazma. Biz seni Veli abiyle oturtalım, biz seni Ali Mahir Başarı'yla oturtalım diye ricalarda bulundular. Ve bakın son bir hafta 15 gündür bu konularla ilgili Mustafa Kemal Bey'le ben bunun çoğunu paylaştım. An be an bilir. Ya Çankaya'dan ihale teklifi aldık. Çankaya'dan iş teklifi aldık. Çankaya'dan para teklifi aldık. Ya biz şimdi gazeteci olarak bunların hiçbirine evet demediğimiz, hepsini elimizin tersiyle gerettiğimiz için, namuslu davrandığımız için bu suç mu şimdi? Yani biz işimizi yapıyoruz. Ama satın alamadıkları herkes gibi, yani biliyorsunuz bir Saraçhane medyası var, işte bir medyadan bahsediyoruz. İşte sürekli fonlanan, beslenen, işte Romalarda tatillere götürülen, Parislerde yanına götürülen. Biz yazdıkça susturabilmek için her türlü yola başvuruyorlar. Bilmiyorum ha, bu saatten sonra daha 2 gün önce bunları yapıp hala oturalım, anlaşalım. Kim oturalım diyen? Ali Mahir Başarır bir eski belediye başkanı aracılığıyla haber gönderiyor. Hı hı. Oturalım, anlaşalım, bu konuyu sulh barış içerisinde halledelim. Yoksa bu konu işte gözaltı ve tutuklamaya gidecek. Ben de zaten kendilerine ilgili mesaj ilettim ve bugün işte başımıza gelen olay ortada. Aleni tehdit de var yani. Tabii aleni tehdit var.